Evet arkadaşlar, bugünkü atış testimizde Baskıya Pellagi 07 numara 36 gram fişeğimizle Shedit marka 100 metri olarak bilinen 4 numara uzak mesafe atış fişeklerimizin testini yapacağız. Şimdi şu an için İlk başta arkadaşlar bu BP Baskıya Pellagi 07 numara, yani iri saçma olarak bilinen fişeğimizle 50 metre mesafeye bir atış yapacağız. Devamında da yine Shedit marka 4 numara 35 gram fişeğimizle aynı şekilde 50 metreye atış yapacağız. Atışlarımızdaki orantılamayı, saçma adetlerini saydıktan sonra tekrar bu sajlarımız 0.35 milim. Bu hedefleri tekrar 100'er metre mesafeye çekeceğiz. Daha sonra da bu ikisinin arasındaki farkı veyahut da hangisi daha etkili onu öğrenmeye çalışacağız. Bu atışlarımızı genelde merak eden avcı arkadaşlarımız ördek avcıları. Ördek avcıları bunu 100 metre Shedit, İtalyan markası bu, etkili olduğunu sürekli söylüyorlar. Bunun testini yaparaktan bunu görmüş olacağız. Şimdi BP Baskıya Pellagi tüfeğimize Hulu marka 71 namlu, bu 901G Excellence modeli, gazlı bir sistem, 71 namlu, şokumuz 4 numara. Bu tüfeğimizle bu atışımızı gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, gidelim bakalım. Genelde bu fişekler iri saçmalı, iri taneli olduğu için baraj avlarında daha çok tercih ediliyor. Evet arkadaşlar, biz bu hedefimize Shedit diye yazdık ama Baskıya Pellagi fişeğini atmış olduk. Yani 2 adet saçma 50 metreden BP olarak buraya da yazabiliriz. Şimdi de Shedit fişeğimizi deneyelim. Aynı hedefe atabiliriz aslında, çünkü tekrar hedef takmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ama istediğim olay olmadı. Hani ben daha biraz daha böyle saçma sayılarının daha yüksek olacağını düşündüm. Beni hayal kırıklığına uğrattı Baskıya Pellagi. Çünkü 50 metre çok bir mesafe değil. Ya tüfeğimizin şoku 4 numara. Belki biraz daha açmıştır diye düşünüyorum ama. Şimdi aynı atışımızı 4 numara Shedit 35 gram İtalyan fişeğiyle yapalım. Arkadaşlar,
bir şeyin 100 metrede açtığını söylerlerdi. Bunu da kendimiz bizzat deneyerek, test ederek görmüş olduk. Evet arkadaşlar, bakın bu şiddet 50 metre mesafe açıyı gördük. Şimdi bu atışımızı 100 metreye alacağız. 100 metre mesafeye bu hedefi, aynı hedefi koyabiliriz ya, çünkü çok o kadar da zarar görmedi hedefimiz. Evet abi. Evet arkadaşlar, iki fişeğimizi de 50'şer metreden denedik. Bu şed mermisi yapılış gereği, bak burada da gözüktüğü üzere bunu bir tapa içerisine koymuşlar. Yani bu tapanın 70, 80, 100 metrede açıldığını söylüyorlardı. Şimdi bunu zaten test etmiş olacağız. Az önceki 50 metre hedefinde de gördük. Bu domuz kurşunu gibi, tek kurşun gibi gitmiş, sacımızı delmiş. Yani bu merminin 50 metredeki avlara hiçbir tesiri olmaz. Çünkü tek kurşun gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar, biz fişeğimiz, hedefimizi 100 metreye çektik. 100 metrede bu 0.7 baskıya pellagi. İçindeki saçma büyüklüklerimiz bu şekilde. Açtım bu hani görünsün diye. Bundaki tapa normal power tapa kullanmışlar. Saçma adetleri de belli. Saymadım ama say olarak bu şekilde. Şimdi BP'yi biz aynı şekilde 100 metreye atmak istiyorum. Devamında da şerit fişeğimizi 100 metreye atacağız. Evet arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Evet. Gidip bakalım. Evet arkadaşlar, BP fişeğimiz 07 numara. Hedefimiz de 2 adet saçma izi yapmış. Ya saçma 20 tane olarak büyük bir saçma. Yani takdiri de size bırakıyorum. Hani bu avlarda 100 metredeki ördek avlarında özellikle veyahut da uçardan yüksek geçen kaz avlarında kullanılmak isteyen arkadaşlar buna göre değerlendirme yapabilir. Şimdi bu şiddet fişeğimiz 50 metrede bu deliği açmıştı. Şimdi aynı şiddet fişeğimizi 100 metre mesafede deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, devamında 100 metreye şiddet marka 100 metri yazar İtalyanca metre anlamında bu fişeğimizi deneyeceğiz. Bakalım artık nasıl olmuş.
Arkadaşlar az önce Şedit marka 4 numara İtalyan malı fişeğimizle 100 metre mesafeye atış yaptık. Az önceki ağır çekimde de gördüğünüz gibi ilk önceki 50 metredeki vurduğumuz yer burasıydı. İkincisi de tekrar buraya geldi. Yani bu metrenin, yani bu fişeğin üzerinde 100 metre yazıyor ama bu fişek 100 metrede de açmıyor. Yani saçma dağılımı yapmıyor. Şimdi ben bu hedefimizi tekrar daha uzun bir mesafeye koymak istiyorum. Yalnız bu BP fişeğimizi ben 125 metreye koyacağım hedefe BP fişeğini atmayacağım. Çünkü şu fişeği gerçekten merak ettim. Yani bu fişek, hani ateş ettiğimiz yeri de gösterebilirsin. Yani burası ölçüldü. 100 metre. Yani bu mesafeden bu fişek açmıyorsa bu fişek kaç metreden açacak? Onu merak ettim şimdi. Bunu 125 metre koyacağım arkadaşlar. Eğer istediğim açmayı yapmazsa, yani saçma dağılımıdır. Yani istediğim açmayı yapmazsa 125 değil 150 metreden atacağım. Ben de merak ettim şimdi. Evet arkadaşlar, bu fişek 100 metrede yine toplu olarak gitti. Yine açılmadı. Ben bunu 125 metreye atacaktım. Ama karar değiştirdim. 150 metreye atmak istiyorum. Hedefimizi tekrar sıfırladık. Çaktık. Atış yerimizi de gösterebiliriz buradan. Yani mesafe olarak ölçtük. Burası 150 metre geliyor. Bakalım bu sefer ne yapacak bu Şedit fişeği? Gerçekten ördek avcılarının övdüğü kadar var mı? Gerçekten fişek hakkını verebilecek mi? Gidiyorum atışa. Evet arkadaşlar, zorlu bir fişek. Bu fişeği en sonunda 150 metreye attık. 150 metrede saçma adetlerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Başka da görmedim. Yani arkadaşlar bu fişek 100 metre fişeği değil. Çünkü 100 metrede tam net ölçüm yaptık biz. Tam net ölçümde domuz kurşunu gibi giriş yaptı. Yani bu fişek baraj avlarında falan atılacak bir fişek değil. Ha, dediği gibi 100 metreden sonra açılıyor büyük ihtimal. 100, 110, 120, 130 metrelerde falan av için kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle 50 metre, 80 metre, 100 metrede kullanılabilecek bir fişek değil. BP'nin 07 numarası baskıya pellagi, bunun yanında saçma iriliğinden dolayı saçmayı mesafe uzadıkça dağıtıyor. Yani hedefi bulma ihtimali zayıf ama tabii ki onun saçma iriliğinden dolayı daha sert giriyor. Sadece değilmiş. Mesela bu 150 metreden 0.35 milimetrelik saç iz yapmış. Ha, kuşa zarar verir mi? Bence verir. Yani kuşu öldürmeye yeter bu mesafeden, 150 metreden. Ha, şiddet İtalyan markası 100 metre fişeği, yani 120-130 metrelerde etkili olacağını düşünüyorum. Devamında aklınıza gelen bir soru olursa yorum olarak bildirebilirsiniz. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Görüşürüz.